Arkadaşlar merhaba. Yeni bir oyun serisine başlıyoruz. Hearts of Iron 4 oynayacağız. Arkadaşlar burada bu oyunda götürebildiğim kadar götürmeyi planlıyorum. Hani dünyanın tamamını bile ele geçirmeye bile gidebiliriz yani. Şimdi ben size stratejimizi aslında anlatayım. Nasıl oynayacağız. Burada arkadaşlar ilk başta tabii ki bir an önce şeyleri, yeni toprakları savaş başlamadan önce almamız gerekiyor. En uygun da Bulgaristan'la zaten Yunanistan. Bunları almak için. Onun için ama tabii bunlara savaş açabilmek için hemen bir an önce aslında faşist ideolojiye geçeceğiz ki savaş ilan edebilelim kolaylıkla. Daha sonra da Axis'e katılacağız. Arkadaşlar bu expansionlarla birlikte yeni bir görev de geldi Türkiye'ye. Bir dakika, decisions. Evet, şurada Reform Ottoman Empire, yani işte Osmanlı İmparatorluğu'nu tekrar kurma. Burada bazı yerleri söylüyor bize. Bu yerleri geçirdiğim zaman tekrar Osmanlı İmparatorluğu'nu kurabiliyoruz. Buradaki ilk amaçlarımızdan biri tabii ki research, hızlandırma, ama zamanından daha ileri teknolojileri çok fazla bulmamaya çalışacağız. İlk amaçlarımızdan biri birazcık tabii ki civilian factory yapacağız. 1-2 şuralara biraz koyalım. Ama arkadaşlar esas buraya koymayalım. Şu infrastructure'ı da daha sonra arttıracağız. İlk amaçlarımızdan biri de aslında kendimiz kurmadan önce şu national focus'larla faktörleri aslında arttırmaya çalışmak ve daha sonra Yunanistan ve Bulgaristan'ı alacağımız için oradaki fabrikalar da gelecek hızlıca bize. National focus'lara tabii bir an önce faşizm ideolojisine geçebilmemiz için bu political effort ve burada nationalism focus'tan şuradan faşizmi arttıracak şeyleri bulacağız. Şuradan bir faşist demagog seçelim ki daily faşizmi arttırsın. Time to research. Şunu da seçelim arkadaşlar. Mobile Warfare. Bunu da seçtik. Şimdi bunu da bu army grubu alalım. Tamam. Şimdi bunlara bir görev verelim. Frontline. İlk başta arkadaşlar ilk hedefimiz Bulgaristan olacak. Bulgaristan'da fabrika sayısı daha fazlaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hem de şöyle oluyor aslında. Bulgaristan ve arkasından Yunanistan'a saldıracağız. Çünkü Bulgaristan aldıktan sonra Yunanistan'a saldırmak daha kolaylaşıyor. Şuradaki sınırlarımız arttığı için. Şurada yoksa dar bir alanda saldırmak zorunda kalıyoruz. Şimdiden ben görevi vereyim arkadaşlar. Bu görevimiz tabii ki ilk başta Bulgaristan'ı şöyle baştan sona ele geçirmek olacak. Şu aslında önemli olan şu extra research slot'a da bir an önce ulaşmamız lazım ama önce savaşa hemen başlayacağımız için şuralar önemli. Şu tree'yi bir tamamlayalım. Savaşta bayağı bize bonuslar verecek. Faşizmi arttı birdenbire. Güzel. Şimdi şeye geçebiliriz artık. Referandum. Referandum. Tamam. Şimdi arkadaşlar evet faşizme geçtik. Savaş sebebi ilan edebiliriz. Sofya'yı almak için. Bulgaristan bakalım çabucak düşecek mi? Zaten amacımız o, çabuk düşmesi. Uzun sürerse yine yandık. Declare war diyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bulgaristan'a savaş ilan ettik. Tamam arkadaşlar. Burada şimdi hızlıca ilerleriz artık. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerliyoruz artık. Zaten Bulgaristan çöktü. Evet. Bulgaristan çöktükten sonra şimdi tabii Yunanistan'a da hemen savaşımızı açalım bak. Just by Volvo Trace'i almak için. Evet, 215 gün. Da başlasın. Bulgaristan'ı arkadaşlar bayağı bir hazırlıksız yakaladık. Evet, Bulgaristan çöktü gördüğünüz gibi. Take all states diyelim. Evet, Bulgaristan bizim. Şimdi sıra geldi Yunanistan'a. Şimdi burada şimdiden savaş planlarımızı oluşturalım. Offensive line. Bunu da arkadaşlar şöyle alacağız. Atina'ya kadar hızlıca gelmeye çalışacağız. Daha 1938'deyiz. Daha savaşın esamesi okunmuyorken biz Bulgaristan'ı aldık. Yunanistan'ı da hızlı bir şekilde alabilirsek artık bundan sonraki hedefimiz ne olacak biliyor musunuz? Romanya değil. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nu kurabilmemiz için artık buradan aşağı doğru ineceğiz. Yani tabii ki Elias'a savaş edeceğiz. Bu ne demek oluyor? Elias'a savaş açmamız tabii ki Axis'e katılmamız anlamına geliyor. Tank üretmeye başlamam lazım. Tank. Bir tane bile olsa üreteyim. Yunanistan'ı da aldığımız zaman fabrika sayımız artacak. Heh. Şimdi ekstra resource slot. Güzel. Infrastructure'ı biraz arttıracağız. Şimdi Fransa'ya da geleceğimiz için buraların şeylerini biraz arttırmamız lazım. Yunanistan'a savaş açabildik. Geldik. Hemen İngiltere bunu savunmaya
almadan, korumaya almadan doğrusu hemen savaşımızı ilan edelim. Sınırımız da tabii geniş olduğu için Yunanistan şimdi kolay koruyamayacak burayı. Şimdi arkadaşlar bir yandan da buraya, evet İngiltere savunmadı ama dediğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu kurmak için artık buraya saldıracağız. Gidebiliyorsak Yunanistan'a gidelim aslında ya. Şuradaki arkadaşları alsam ben. Sen Yunanistan'a gel desem, direkt Atina'ya bunlar saldırsalar nasıl olur? Aldık galiba hızlıca. Evet, bitti mi Yunanistan? Güzel, çok güzel. Evet arkadaşlar, Yunanistan'da kazası belası aldık. Sırada ne var? Tabii ki Suriye ve aslında eski Osmanlı İmparatorluğu kurmamız var. Şimdi limanlardan da hafiften denizaltı üretmeye başlayalım. Hızlı bir şekilde ilerlemem lazım. Ekstra resurs. Güzel. Arkadaşlar madem öyle, şöyle bir gene planı bir yapalım. Yapacağız. Şuraları en önemlisi zaten şu kıyı şeridi. Şuradan şöyle, pardon. Böyle bir, evet. Şurada amacımız tabii ki buradan ilk başta aşağıya, en azından Süveyş kalanına kadar buraları ele geçirmek. Bizim zaten Osmanlı İmparatorluğu kurabilmemiz için bu Kudüs, işte ne bileyim ben, Şam falan almamız gerekiyor oraları. Sonra buradan aşağı inip o Hicaz'ı falan alacağız. Mekke, Medine, oraları almamız lazım. Bir de historical focus oynuyoruz. Evet, ikinci research slot da geldi. Fransa'ya savaş açıyoruz. Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmak için ilk adımımızı atıyoruz aslında. Tabii şimdi herkes bize, tüm müttefikler savaş edecek. Bu ne ya, hemen mi? Hemen nasıl indirme yaptılar buraya ya? Allah Allah. Bunu hemen burayı savunmaya vereceğiz. Güzel, çevirdim. Şimdi bunlara bir saldıralım. Bak, Axis bana katıl diyor. Dur bakalım, sana katılacağım ama önce bir Fransa'yı alayım. Gördüğünüz gibi Fransızları dağıttık. Ha, bunlar geliyorlar şimdi. Hadi bakalım. Dur bakayım. Şu gelsin hatta şöyle. Heh, geldiler bile. Tüh. Bunu da şöyle koyalım. Axis'e katılalım. Katılımlar da Fransa'ya savaş açtı. Gelsinler biraz korumada yardımcı olsunlar bize. Ha, tabii zaten faşist ideolojide olduğumuz için hemen kabul edecek. Almanlar gelin. Eyvah eyvah, hakikaten ilerliyorlar ya. Devam edelim. Şu en azından Kayre'ye kadar alsam. Şöyle yapalım. Bakayım fazla oldu. Irak'a da savaş açabiliriz diye duruma geldik diye düşünüyorum. Şimdi yeni fabrikalarımızı kullanalım. Bir kere ben artık şu motorized da yapmam lazım. Ya Almanlar nerede? Allah Allah. Gelseniz arkadaşım. Aksine boşuna mı geldik? Ben bunu alıyorum, bu arkadaşları. Sizi yine dışarı alıyorum. Tamam mı? Seni gel bakalım. Irak'a savaş açmak için gelsen şöyle. Irak için şöyle şuraları bir alalım ilk başta. Savaşımızı da açalım. Dekler var. Güzel. Gitsinler bakalım. Bir yandan Suudi Arabistan'a savaş açalım. Evet. Irak da bitti galiba. Irak'ı da hızlı bir şekilde aldık. Güzel. Irak da düştü. Evet arkadaşlar. Yalnız İngilizleri durduramıyoruz. Arkadaş, gel bakalım sen artık. İngilizleri sen durduracaksın artık. Suudi Arabistan'a almaya çalışacağız. Ondan sonra zaten Yemen kalıyor bir tek. Osmanlı İmparatorluğu'nu kurmamız için. Suudi Arabistan'a savaş için şöyle yapalım. Bunu zaten tamamını alacağız. Şöyle buraları alsınlar. Dünyada ne durumdayız ona bir bakalım. Axis ne durumda? Evet, buraları daha hiçbir yere geçmemiş. Allies mi? Eyvah, bunlar da buradan gelmiş. Sen ne zaman geldin ya? Ya bu Almanlar hiçbir işe yaramıyor ya hakikaten ya. Buraları alırız da. Böyle resistance denemeydi mi?
benim değil ki. Bunlar ne zaman geldi bana ya? Vay be. Buraları ben ne zaman aldım? Ay Allah. Hiç farkında değilim yani. Fransa düşünce buraları da bana vermişler. Londra'ya çıkarma için falan bayağı iyi kullanırız burayı. Suudi Arabistan bitmek üzere galiba. Şu arkadaşları alalım. Şunları bir yok edelim. Şimdi Yemen mi kaldı? Yemen'e de Just Spy Ball diyelim. Yemen. Oman'ı da bu arada alalım. Bu yarımadanın hepsi bizim olsun. Almanya bizim yerimize iyi bari. Burada bir işe yaradınız. Bakalım. Gel bakalım. Hatta şöyle 2 tane adamla sen şuralara da gir. Temizledik buraları. Güzel. Almanlar sağ olsunlar. Benim yerime Yugoslavya'yı aldılar. Yugoslavya da gitti. Güzel. İyi, ikiye bölünmüş. Bir kısmını da biz aldık. Biraz resistance falan şey yapmamız lazım. Şöyle bir bakalım resistance'a. Hani buralar neyse, buralar kıpkırmızı değil mi? Tabii ki. Şimdi buraya benim adam götürmem lazım da nasıl yapacağız bunu? Şu aksis şeyine bakalım. Heh, güzel. Buradan buraya direkt adam taşıyabilirim. Yalnız atlılar daha şeyli değil mi? Atlı üreteceğiz. Burada ayrı ekip yapalım. Tamam mı? Heh, bunlar da gitti. Şimdi onlara diyelim ki sen şuraları, Fransa'yı koru. Şurayı, 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 şurayı. Tamam. 11 milyon. Ben artık yavaş yavaş gemi yapmaya da başlayacağım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bir dakika, gemiyi bir seçeyim. The Battle Cruiser, Battle Ship. Submarine'e geç. Battle Cruiser yapsın. Evet, burayı da ele geçirdik. Şimdi buradaki ordularımızı bir geri çekelim. Artık burayla işimiz kalmadı. Bir Ankara'ya kadar bir gelsinler arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi eski Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını, yani büyük bir kısmı, savaştan öncekinden fazlasını aldık bu arada. Birinci Dünya Savaşı'ndan öncekinden. Sonrasının öncesinde, evet, hemen öncesinde. Reform Ottoman Empire. Gördüğünüz gibi bütün seçenekleri artık tamamladık. Bu Ottoman Empire ile birlikte ne oluyor? Turkish Empire will be known as Grand Ottoman Sovereignty. Evet, bu eski yerleri de hep core state'imiz oluyor. Peki, evet arkadaşlar, hayırlı ve uğurlu olsun. Osmanlı İmparatorluğu'nu tekrar kurduk. Grand Ottoman Sovereignty. Arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nu kurduk. Bir sonraki hedefimiz ne olacak? Evet, Kingdom of Romanya. Burayı alabiliriz. Romanya'yı ele geçirmek için kullanalım. Şunlar da Rusya sınırına gitsin. Tamam. Evet, oldu bence. Buradan da daldım. En azından petrol yerlerini bir ele geçirsem benim için yeterli olur. Petrol yerlerini aldın mı? Dur bakayım. Heh, almışım, güzel. Güzel güzel. Şuraya gelsin buradan. Buradan kapısı çıkarma yaparız. Romanya'da gitti. Çok güzel. Çekebiliriz. Bir aksise bakalım. Evet. İran'a saldırabiliriz. Yalnız İran'a saldırınca bu sefer İngilizlerle Hindistan'da aynı yerde kalıyoruz. Şimdi Hindistan'a girmemiz lazım orada. Öyle mi yapalım yoksa Rusya'ya mı saldıralım? Acaba Almanya ne zaman saldıracaktı Rusya'ya? Ben değil o kadar. Hah, saldırdı mı? Vallahi saldırdı Ruslara. Evet, saldırdılar valla. Hedef belirlememiz gerekiyor. Şimdi Almanya Rusya'ya savaş açtı. Bizim de şimdi Almanya'ya aslında destek olmamız gerekiyor. Veyahut da ikinci seçenek, aynı ittifakta olmamıza rağmen bize savaş açmadı Rusya. İkinci seçeneğimiz de İran üzerinden Hindistan'ı ele geçirmek olabilir. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Burada İspanya bayağı güçlü. Ve iki yönlü, gördüğünüz gibi bakın, burada çok çabuk savaşları kazanıyorlar. İtalya yüzünden aslında. Bu nedense bu arkadaşların orduları çok kötü durumda. İtalya çok feci durumda yani. Almanya şimdi buraya yardım etmeye gelince zayıflayacak. Ve o yüzden hızlı bir şekilde ilerleyemeyecekler Rusya'ya. Biz bu ordularımızla İtalya'ya desteğe gideceğiz. İspanya'da. Şöyle bunların desteğe gideceğiz. Buradaki ordumuzla da bir yandan Kafkas cephesi açacağız.
ve buradaki ordumuzla Rusya'ya saldıracağız. Buradaki çünkü gücü fazla değil Rusya'nın. Bir offensive line çizelim. Bakalım şöyle yapalım. Bakü'yü de alalım. Evet, gerçi sarı oldu ama şöyle yapalım. Burada artık savaşa katılalım. Burada da yapabiliyorsak daha geliyoruz. Peki. Burada da ilerleyebiliyorsak en azından buraya kadar ilerleyelim. Yani faktörüye ihtiyacımız var. Bol bol faktörüye ihtiyacımız var. Bunları ben tabii ki resistance'dan dolayı falan bayağı şey yapıyorlar. Siz söyleyin. Buraları faktör yapalım. Bayağı bir tamire zaman harcıyoruz. Onları üst tarafa alacağım. En azından burada ilerleyemiyorlar diye düşünüyorum. Biz saldırıdayız ama tabii ki çok başarılı ilerlemiyor bu saldırı. En azından burada İspanya'yı durdurduk. Gördüğünüz gibi aşırı bir orduları var ve İngilizlerle birlikte bayağı hızlı ilerleyebiliyorlardı burada. Bunlar yalnız niye bu kadar hızlı ilerliyorlar ya? Allah Allah. Bak şimdi. Sen burayı, evet, burayı ele geçirsene. Kes bunlarla bağlarını. Sıkıştıralım şöyle. Çok güzel. Onlar bizi sıkıştırırken biz onları sıkıştırdık. Ben petrolleri aldım mı bu arada? Evet, petroller bende. Bakalım. Petrol sıfırlıyor. İyi, güzel. Agresif, tamam. Bir de şey verelim buraya. Şöyle. Almanlar burada ilerleyebiliyor mu? Sorun o. Gerçi ilerliyorlar. Kiev'e az kalmış. Burası düşerse zaten Minsk, Kiev. Bunlar stratejik yerler. Şimdi bir ekip daha, bir ordu daha kurup orada da şuradaki İtalyanlara biraz destek olmamız gerekecek. Bir tanesi bitsin de şu lojistik kampanyayı bulalım da lojistik kampanyayı koyalım. Birazcık şeylerimiz azalsın. Support equipment ihtiyacımız azalsın. Evet, Almanlar genelde kazanıyorlar. Güzel. Burası bir çökerse zaten buradan kolaylıkla böyle iki zaten cepheyi de birleştiririz. Bu arkadaşlar da gelsin. Şu arkadaşlara destek olsun. Burada yok. Burada var mı? Var. Burada var mı? Var. Buraya destek olsun. Kiev düşmüş. Güzel. Almanlar hızlı ilerliyor. Rusya'yı çünkü bitirebilirsek eğer artık yeni hedef İngiltere olacak. Tabii İngiltere'yi de alabilmek için bayağı bir deniz gücümüzün olması gerekiyor. Yoksa çıkarma yapamıyoruz adaya. Tabii ondan önce İran üzerinden bu Hindistan'a doğru sefer de yapabiliriz tabii ama ilk hedef tabii ki şeyin düşmesi. Rusya'nın hızlı bir şekilde düşmesi. Ruslar da bayağı ordu getirdiler buraya. Devam edelim arkadaşlar. Durmak yok. Çünkü bunlar hızlı bir şekilde çöküyor. Burası da çökmesi lazım. Hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım. Alabileceğimiz kadar toprak almamız lazım. Evet arkadaşlar, Almanlar hallettiler yani. Biz Stalingrad'a varamadan daha Almanlar Moskova'ya doğru ilerliyor. Ama bizim şimdi burada tabii rolümüz büyük oldu. İspanya'yı doldurduk. Buradan girişi doldurduk. Ve işte çıkartmalarda falan destek olduk. Ayrıca biz de tabii ki bir cephe daha açtık. Bir bakalım şöyle ittifaklara. Biz Akses'iz, Komiten, Greater Asyan, Asyan Co Prosperity Sefir, Küresi. Benim için de aklı varmış. O da ilginçmiş. Japonya'da kendi ittifakını kurmuş ya. Dayanamaz. Bunlar nereden çıktı? Oraya buraya. Oraya, buraya, her yere İngiltere, İngilizler çıkarma yapıyor. En büyük gücü zaten İngilizlerin yani. Denizlere hakim olup istediği yere istediği anda çıkarma yapabilmeleri yani. Adamlar orduyu yığıyorlar. Çanakkale'de ama tabii ki bildiğiniz gibi başarılı olamadılar. İtalya'yı da kurtardık mı? Vallahi kurtardık. İtalya'yı da kurtardık. Offensive line. Vermemişiz hedef. Bir an önce Stalingrad'ı ele geçirmeye çalışalım.
durumda. Bakın İtalya'da Afrika'nın neredeyse tamamını almış. Aa bu arkadaşlar bunlar bana niye sürekli toprak veriyorlar ben anlamadım. Bunlar benim core state'im olduğundan dolayı mı? Ha. Light tank gene yeterli değil demiştik. Biraz daha light tank üretelim. Evet, iki cepheyi birleştirdik. Şimdi daha hızlı ilerleyeceğiz burada. Bir şekilde Moskova'ya doğru gitmemiz lazım. Tabii Almanlar bizden önce davrandı. Biz de bari alabildiğimiz kadar buraları alalım. Hemen ne alabiliyorsan al. Moskova'da düşmek üzere. Sıngar'da aldık mı? Aldık vallahi. Evet, Moskova'da düştüğü zaman gerçekten bayağı ağır bir darbe yiyecek Rusya. Bu arkadaşlarla şimdi bir çıkarma denemesi daha yapalım. Kıbrıs'ı bir türlü alamadık. Ne oldu, beceremedim mi? Ha, yo yaptık vallahi yaptık nihayet yani. Eh yani. Kıbrıs'ı da aldık. Moskova düşmedi mi ya arada? Hadi düşürün artık. Buraları geçirirsek iyi olur. Ah, Moskova'da düştü. Güzel. Fall of Moskova. Bu da düşecek birazdan. Yani Sovyetler Birliği'nin durumu iyi değil. İyi değil. Bakalım. %35. Evet, az kaldı. Hava ve deniz kuvvetlerini de geliştirmemiz gerekiyor. Yoksa kaybetmeye mahkumuz İngilizler karşısında. İngilizler veya Amerika karşısında aslında. Evet, burada tabii agresif dediğimiz için artık Sovyet tunduralarında at koşturuyoruz. Ne oldu? Evet. Şimdi bunları biraz artık kurmaya başlamamız lazım. Neden? Çünkü İngilizlere karşı artık savaşmaya başlayacağız. Bol bol büyük gemilere ihtiyacımız var. Battleship'lere falan ihtiyacımız olacak. Bunları şu almak için göndereyim mi? Gitsinler ya. Bayağı yol var ama. Senin yapacağın ne iş? Bir yerde. Şuradan böyle burayı ele geçirmek. Ne eksim var benim? Kilime demir. Adamların bütün demirlerini aldık. Ha, güzel. Leningrad düştü. Fall of Leningrad. Güzel. Bakalım şimdi duruma. Düşmek üzere %3 diyor. Arkadaşlar böylelikle Rusya'nın da sonunu getirmiş olduk. Buralara hiç bakmadım ben ya. Ne durumdayım hakikaten? İngilizler alayız çıkartma yapmış ama sıkıntı yok. Üzere. Ve işte arkadaşlar. Sovyetler Birliği capitulated. Great news diyelim. Bayağı da alet edevat aldık. Evet arkadaşlar. Yeni topraklarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Bir durduralım isterseniz. Rusya'yı gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde devirmiş olduk. Yeni hedefimiz arkadaşlar İran üzerinden Hindistan'a, oradan da aslında Avustralya yani şeyde Okyanusya devletlerine ulaşmak. İngilizlerin ve Allies'ın aslında bayağı yüksek burada özellikle lastik kaynakları var. Ondan sonraki hedefimiz de zaten İngiltere'ye çıkarma yapmak olacak. Ama tabii o biraz daha sonra yapacağımız bir iş. Bunları arkadaşlar ben şu Allies'in çıkarmasına bunlara destek olsunlar. Almanlara tamam. Bu arkadaşları İran sınırına toplayalım. Research'te de artık yavaş yavaş gemi research'lerini yapmamız lazım. Donanmaya da artık önem vermemiz gerekiyor. Sebebi de İngilizlere karşı çıkacağımız için. Burası savaş sebebi de tabi bunlar Elias'a ait değil. Onu unuttuk.
Tahran'ı ele geçirmek üzere savaş sebebi üretelim. Yapacağımız ilk işlerden bir tanesi naval dockyard yapmak. Sebebi de tabii ki dediğimiz gibi artık denize önem vermemiz gerekiyor. Savaş ilanımızı yapalım. Elias'a geçecek tabii. Evet, ve devam edelim. Burada ne durumda? Amerika mı? Amerika'nın burada ne işi var? Buradan çıkarma yapmışlar. Şöyle yapalım. Bir offensive line diyelim. Saldıralım. Bunları da ele geçirelim bari. Evet, burada hızlıca ilerliyoruz zaten. Bir sıkıntı yok. Fazla supply yalnız kaybetmememiz lazım. İran capitulated. Çok güzel. Bu arada tabi İtalyanlar ve Almanlar yardıma geliyorlar ama çok da gerek yok. Winning workforce. Ne yapacağım arkadaşlar? Nüfusumuz da artacak böylelikle. Daha doğrusu askeri alabileceğimiz insan sayısı artacak. Burada ne durumdayız? Burada hiç artık plan milan şey yapmadan direkt dalalım şöyle. Zaten küçücük toprak parçasına sığınmışlar yani. Onları hemen hallederiz. Güzel. Bir an önce şurayı bir ele geçirelim önce. Buralar, şurada lastik var. Şuraya bir çıkarma yapmamız lazım. Sonra buraya, esas burası zaten. Şuraya bir çıkarma yapabilirsek bu iş biter. Arkadaşlar agresif agresif planın şeyi o. Dezavantajı o. Biraz fazla tabii oportunist davrandığı için birimlerimiz. Arada böyle çok ihtiyatlı davranmadıklarından aradan böyle ordular gelip böyle bağlantısını kesebiliyor. Yani çemberi alabiliyorlar. Onlar çok tehlikeli ama burada şimdi biz kendimize güveniyoruz. Bunları bulacağız. Çünkü neden? Resource'larımız zaten azdı. Çoğunu dışarıdan alıyorduk. O yüzden ona gerek yoktu. Şimdi ama artık bayağı bir resource'a sahibiz. O yüzden efektif bir şekilde çıkarmamız lazım o resource'ları ki şu gördüğünüz durumlara düşmeyelim yani. Evet, burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ilerledik. Bu arada ben zaten bunlara şey vermemişim ki. Offensive line neredeyse tamamlamış. Bir tane daha offensive line kuralım şöyle. Baştan sona ele geçirsin ya. Evet. Pardon. Evet. Evet. Bol bol gemi üretimine ihtiyacımız olacak. Bol bol battleship üreteceğiz. Evet, güzel. Hindistan'da ele geçirdik. Şimdi yapacağımız iş birincisi bir closed ekonomiye geçelim. Sebebi çünkü artık research'lerimiz çok fazla yok. Yani gemi şey research'lerimiz var ama gemi research'leri, uçak research'leri ama çok da sıkıntı değil. Evet. Denizde ne durumdayız? Güzel, yeşil olmuş zaten. Evet arkadaşlar, işler fena gitmiyor ama yalnız bir sonraki hedefimiz dediğimiz gibi İngiltere. İngiltere'de nasıl ele geçireceğiz? Arkadaşlar şu İngiliz kanalı dediğimiz yer şurası yani. Burası İngiliz gemileriyle cirit kaynıyor. Cirit atıyor İngiliz gemileri, pardon. O yüzden böyle direkt olarak buraya çıkarma yapmak biraz sıkıntılı. Ondan öncelikle bu İrlanda'yı almamız lazım. Orada da buradan çıkarma yapıp şöyle iki tane yeri ele geçirmemiz yeterli. Buralarda da var bayağı gibi İngiliz gemisi ama buna göre şu İngiliz kanalına göre çok daha az olması lazım. Evet, burayı ele geçirmişiz gördüğünüz gibi. Hemen hızlı bir şekilde bayağı bir artık kaynağımız olacak. Dur ya, zaten yaptım ya. Hadi git. Ne durumda bu? Denizde ne durumdayız? Güzel. Buraya kadar gidebiliriz. Şimdi o orduyla yavaş yavaş ele geçireceğiz. Şuralara bakalım. Buraları ele geçireceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şimdi bir dakika. Bir durduralım arkadaşlar.
Buraya hemen bir liman yapalım. Nereden yapıyorduk? Naval Base. Supply. Evet, export. Bunu yapacağız. 1, 2, 3. Supply gelebilmesi için biraz yapalım. Hatta bunu da en başa alalım. Şöyle belki hızlı bir şekilde yapabiliriz. Tamam mı? Evet. Bu arada gene de biz şurada bir geçirmeye çalışalım. Yok mu ya asker burada? Hemen şöyle ele geçirsin burayı. Offensive line diyelim. Hemen buraları böyle ele geçirsin. Güzel. Hemen başlasın. Güzel. Tamam, burası da bizim sayıdır artık. Tamam, bunu hadi artık bunları siz ilerleyin. Ele geçirdim değil mi? Çok güzel. Artık bol bol supply'ımız da var. Aslında arkadaşlar çıkarma yapabilecek duruma yavaş yavaş geldik. Şöyle yapalım. Bunu da seçelim. Şu ordumuzu artık çıkarma yapmak için hazırlayalım. Buraya en yakın ordumuz neydi? Bunlar mı? Şu arkadaşlar mı? Hatta Ankara'daki orduyu mu çağırsak? Gerek yok. Buradaki en yakın orduyu alalım işte ya. Şu arkadaşlar değil mi? Evet. Bunlar yalnız buradan değil. Ha, buradan da olur. Şuradan çıkartma yapabiliriz. Çıkarma yapacağım. Bunun bir planını yapalım. Yeşil zaten güzel. Evet, İrlanda'ya bir... Bunlar Elias'ta mı? Değil. Just for Warball. Geç. Lannister. Neyse bunların başkenti? Dublin. Lannister. Başlasın. 25 gün zaten diyor. Buna diyelim ki sen buradan liman nerede var? Burada var. Dublin diyor. Ama yaparız hızlı ya. Buraya çıkarma yapsınlar arkadaşlar. Hızlı. Evet, çıkarmamızı yapmışız. Buradan şimdi hızlıca ilerleyelim. Şöyle yapacağız. Bunu bir kere agresif diyelim ki hızlı bir şekilde ilerlesinler. Zaten çünkü şey yok. Siz söyleyin. Zaten buraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Evet, hızlı bir şekilde ilerleyelim. Bir dakika, ne oluyor ya? Socialist Republic of Germany kim ya? Allah Allah, bir dakika. Ya buraya ne oldu? Hayda, ne oldu buraya? İç savaş mı çıktı? Komünist. Socialist Republic of Germany. Allah Allah. O zaman bir dakika, İngiltere'ye çıkarma planlarımızı biraz durduracağız. Madem öyle, bir dakika, bunları bir yok etmemiz lazım öncelikle. Şimdi bunu diyelim ki bu arkadaşlara, gelin sen şuradan şöyle bir cephe kur. Tamam, ilk başta bir cepheyi kursun. Bunlar ne durumda? Evet, bunlara da diyelim ki evet, agresif olsun ve offensive line. Burada arkadaşlar böyle hızlıca buraları bir alalım. Tamam mı? Burada bir offensive line çizelim. Burada amacımız tabii ki buradan böyle almak buraları. Evet. Bu da başlasın. Bu da şey yapalım, agresif yapalım. Buna da offensive line buraya doğru git. Buraya biraz uçak verelim. 2000 tane uçağımız birikmiş. Okey. Başka bir de support uçaklarından verelim. Evet, tamam, buraları hızlı bir şekilde ilerledik. Ama yani gereksiz bir şekilde yavaşlattı bizi. Şuraları da alabilirsek hızlı bir şekilde çökertiriz. Hmm.
Peki. Şimdi arkadaşlar bunların işi tamamlandı sanki. Şöyle yapalım. Bu arkadaşlara buraya verelim. Pardon, buraya. Evet. Şimdi bir saldırsınlar bunlar. Böylelikle bunu halletmiş olduk. Burada takılsınlar arkadaşlar. Çok önemli değil orası. Burası da önemli değil. Şimdi bu arkadaşlarla yeni bir çıkarma yapmaya başlayalım. Buradan arkadaşlar buraya bir çıkarma yapalım. Çıkarmayı yapmışız. Hemen ilerleyelim bunlarla hızlı bir şekilde. Evet, bayağı Osmanlı İmparatorluğunu genişlettik aslında arkadaşlar. Şimdiki hedefimiz tabii ki İngiltere. İngiltere'ye çıkarma yapacağız. Şimdi onun hazırlıklarını yapacağız. Yalnız İngiltere'ye çıkarma yapabilmemiz için yeni taktiğimiz şu olacak arkadaşlar. Zaman da kaybettik. İrlanda'dan İngiltere'ye geçmek yerine direkt şu English Channel'dan direkt birkaç tane orduyla birlikte çıkarma yapmayı deneyeceğiz. Bu arada şeyi ayarlayayım arkadaşlar. Çıkarmaları ayarlayalım. Buradan yapmayacağız. English Channel'dan yapacağımız için buradan başlıyorum. Birincisi bunu buraya yapalım. Tamam. Bir dakika, bu saçmaladı biraz. Bunu buraya yapalım bir dakika. Ne göre saçmaladı? Şuraya yapalım. Tamam. Bunu buraya yapacağım. Şuradan buraya yapacağım. Hızlı bir şekilde buraları kapatmaya çalışacağız. Tamam. Bunu buradan buraya yapalım. Hemen etrafını sarıp ele geçirmeye çalışacağız. Bunu da buradan buraya ve sonuncusunu da buradan buraya yapalım. Bunları da kamikaze de olsun, hepsi olsun. Bunları İngiliz Channel'a vereceğim. Şunu da arkadaşlar İngiliz Channel'a vereceğiz. Kamikaze de olsun. Bunu da bir dakika, şunu da burada İngiliz Channel'a vereceğiz. Şimdi bunları birleştirelim. Hatta bunları da birleştireyim. Yok, birleştirmeyelim, kalsın. Bunları sonradan göndeririz. Bir gelsin bakalım. Bu arada yeşil olduk mu? Evet, olduk. Evet arkadaşlar, hazırlıklarımız tamam. Hazırlıklarımız tamam. Başlatıyorum artık. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? Şimdi arkadaşlar bunu hızlıca ne yapacağız? Hızlıca burayı kapatmamız lazım. Şöyle yapacağız. Şimdi bu hangisiydi? Şu. Şimdi buna diyelim ki sen hızlıca burayı ele geçir. Tamam. Sen de hızlıca offensive line şurayı ele geçir bir. Tamam. Burayı çünkü şuraya ele geçireceğiz aslında. Hadi şurası düşsün artık ya. Mükemmel. Güzel. Spline. Şöyle almaya çalış buraları. Tamam. Sen devam et. Sen daha yeni geliyorsun. Evet, sen de arkadaş. Buradan gel. Evet, sen de saldırıya geçeceksin. Şöyle ele geçirmeye çalış. Burayı güzel, burayı ele geçirmişiz. 28 Amerikan birliği var ya, vay arkadaş. Ne çalışıyoruz hatta? Çünkü zaten çok ordumuz var. Yani İngiltere'ye bütün ordularımızı yığdık. Londra düşmüş zaten. Güzel. Dur bakalım. Önce ben bir amacıma ulaşmaya çalışayım. Şuraya bir ele geçirmeye çalışalım. Burası da kaldı böyle. Çok güzel. Hatta şöyle yapalım. Hepsi birden saldırsın ya. Güzel. Hadi bakalım. Sana da elveda.
sen Liverpool'u almaya çalış. Heh. Çok güzel oldu bu. Evet arkadaşlar, İngiltere sonunda pes etti. Tabi biraz bayağı daha birlikleri var ama onları hallederiz artık. Şurayı bir ele geçirsin bunu. Gel bakalım. Buradan. Buradan. Buraya. Tamam. Daha onlar kalsın. Şimdi bu arkadaşları hemen çok acil bir şekilde şuraya bir gelsinler. Arkadaşlar bu zaten artık son şeyleri artık saldırıları diye düşünüyorum. Şu saldırıları birazcık durdurabilirsek özellikle şurayı artık toparlayacağız gibi görünüyor. Evet. Bu da gelsin. Bu da şöyle yapacağız. Front line diyeceğiz. Şöyle gelsin bu da. Tamam. Hızlı bir şekilde bu da oraya savunsun. Diyelim ki offensive line. Buraları ele geçir. Tamam. Bu arkadaşlar gelmek üzereler. Bunlara da görev verelim. Offensive line. Sen de buraya ele geçir. İlerleme kaydettik mi? Sanki biraz ilerliyoruz gibi ama çok da değil. Bunları da buraya saldıralım. Şöyle yapalım. Bu da gelsin. Gel. Sen de buradan buraya çıkarma yap. Sizi de çağıracağım arkadaşlar. Artık geri geleceksiniz. Görevinizi başarıyla tamamladınız. Buna da diyelim ki sen de buraya gel. Buradan da ilerlemeye başladılar çünkü. Tamam. Hatta buna da şöyle diyelim. Şurayı ele geçirmeye çalışsın. İngiltere'yi ele geçirdik. İrlanda'ya şimdi çıkarma yapacağız. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Buradan Amerika ve Allies işte gibi bayağı bir ilerlediler ve ilerlemeye devam ediyorlar. Burayı durdurmamız lazım. Şimdi çıkarmayı yapıyoruz İrlanda'ya. Hızlı bir şekilde şu limanı almamız lazım. Limanları ki supply'ımız gelsin. Askerlerimiz kıtlığa düşmesin. Şimdi, evet, bu ilk çıkarmayı yaptık. Burada hemen hızlıca şeyi alacağız. Şu limanı almaya çalışacağız. Evet. Hemen buna da diyelim ki bu da buraya alsın. Evet, hızlı bir şekilde buna da. Evet, gördüğünüz gibi limanları ele geçirmek üzereyiz. Burayı ele geçirdik zaten. Hızlı bir şekilde şuraya arkadaşlar bir ikon birimi de yapacağız. Bir search edelim. Evet, gördüğünüz gibi birleştirdik. Artık hızlı bir şekilde ele geçiririz burayı. Evet, İrlanda düştü. Hemen şöyle şuraya alalım bunları. Sana bir offensive line kuracağız. Şöyle kuralım. Tamam, evet. Gel bakalım. Sen yerleş. Şimdi buna da görevi de verelim. Şöyle bir ele geçirme görevin olsun senin. Tamam mı? Evet. Gel bakalım. Şuna da bir görev verelim arkadaşlar. Buna da diyelim ki senin de şöyle bir ele geçirme görevin olsun. Tamam. Evet. Niye kırmızı ağda? Oo. Ya arkadaş. Atom bombası atıp duruyorlar. Yani çok hızlı gitmiyor ama ilerliyoruz.
Şimdi arkadaşlar bu ne durumda? Ben şimdi tüm bir tek şurası kalmış. Orayı da ele geçirecek. Yeni bir offensive line verelim. Şöyle nehir boyunca ele geçirsinler burayı. Tamam mı? Evet. Yani şey Berlin'e girmemiz lazım. Burada ne durumdayız? Neleri yine kapattılar bunlar? Şöyle bir saldırmayı deneyelim mi? 41 diyor. Sen de buraya saldır bakayım. Evet, güzel. Bundan sonraki hedef tabii ki Amerika. Ama oraya da tabii biraz hazırlıklı gitmemiz gerekiyor. İyi bir çıkarma yapmamız ve hızlı bir şekilde ilerlememiz lazım. Yoksa çok fazla division'ı var. Yani kolay durdurabilirler bizi. Bir kere bir daha attıkları zaman bir daha gitmemiz de uzun sürecektir. Neyse bakalım, o uzak bir hedef zaten. Berlin bir düşsün de. Zaten düşmek üzere. Tamam, bunu artık overrun yaparız. Bunu geç. Bunlar. Evet. Düştü bunlar da. Berlin düştü arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi kalanları da temizliyoruz. Böylelikle Avrupa kıtasını bir kere daha temizlemiş olduk. Planımızı açıklayayım. Planımız Fransa kıyılarından şuradan Amerika'ya çıkarma yapacağız. Yalnız tabii Amerika'nın şöyle bir durumu var. Amerika'da çok fazla sayıda division var. Ve üretmeye de devam ediyorlar. Çünkü daha Avrupa'daki savaşı daha yeni kaybettiler. Yani birlikleri yeni yok oldu diyelim. Yenilerini üretiyorlar. O yüzden bir an önce arkadaşlar şu başkentleri Washington'ı, Washington DC burayı almamız gerekiyor. Ve buradan da aslında yayılacağız. Kuzeye ve güneye doğru hızlı bir şekilde. Bunu yapabilmemiz için de bol bol tabii ki orduya ihtiyacımız var. O yüzden üretime devam edeceğiz. Şimdi Division'da da şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Çok hızlı olmamız gerekiyor. Amerika'yı hızlı bir şekilde ele getirmek için. Özellikle de Washington'ı sarmalayıp hemen ele geçirmek için. O yüzden şurada görüyorsunuz bol bol motorized birimimiz var. 67 bin diyor. O yüzden arkadaşlar şurada template'imizde bütün askerlerimizi infantry, mobile infantry, motorized infantry'ye çeviriyoruz. Buradan fabrikalarımızı seçelim. Evet, military factory. Şunları arkadaşlar Anadolu'dakileri fullleyeceğiz. Neden? Bunlar bizim core devletleri, core state'lerimiz. Dolayısıyla burada resistance çıkmıyor. Çıkmadığı için de buradaki fabrikaları tepe tepe kullanabiliriz. Kimse yıkmaz, etmez. Çıkarma için hazırlayalım. Bir buradan. Şimdi arkadaşlar dediğimiz gibi Washington'ı bir an önce ele geçirmeye çalışacağız. Başkentlerini. Onun için de yapacağımız şeyler şunlar. Birincisi buraya bir çıksın. Bir. İkincisi şu arkadaş. Bu arkadaş da. Bu Naval Base 5 miydi? En güzel. Buradan kullanabilirim. Bu da buradan nereye gelsin? Buraya gelsin. Evet. Şu arkadaş bu arkadaş bu 1 bu 6 şu kaç? Şu 3 bu da 5. Buradan bunu nereye getirelim? Buraya getirelim. Güzel. Bunu bunu da arkadaşlar bakalım. Bu 3'tü. Bu 10'muş. Ama burayı buradan yapamam. 5 evet.
Buradan bulduk mu? Buradan yapmışız. 3, 6. Buradan yaptık mı? Yapmadık galiba. Buradan bakalım. Buraya yapalım. Buradan da saldıracağız çünkü. Başka bir tane daha kaldı. Bu da evet, buradan yapmışız. Bir diyor. Burası olmaz. Burası da olmaz. Burası olur mu? 3. Evet, buraya yapalım. Bu da arkadaşlar nereye gelsin? Buraya da yapmışız. Bu da buraya gelsin. Tamam. Şunu ikiye bölebilirim. Tamam. Birini diyelim ki, evet, bunlar önemli. Birini diyelim ki sen şuralara git. Buraları, bu üç önemli. Üçüne git. Sen de geri kalan da şöyle yapalım. Bu da arkadaşlar buraya gelsin. Buradan saplayı devam ettirmemiz önemli. Donanmamı aldım. Bunu ikiye bölelim. Evet, bir tanesinde diyelim ki sen şuralara gelsin. Bir dakika. Evet, okey diyelim. Sen buraya, buraya ve buraya gel. Gördüğünüz gibi neredeyse bütün Atlantik'te yeşiliz. Üretilenlerin hepsini deploy edeceğiz. Yani daha doğrusu deploy edebileceklerimizin hepsini deploy edeceğiz. Bunu deploy edelim. Bunu da hazırlayalım. 36 diyor. Şimdi burada şöyle yapacağız. Hemen bunu da bir birime verelim. Bunu da geçireceğiz hemen. Çıkarmamıza başlayalım. Amerika'yı ele geçirmek. İlk amacımız Washington'ı bir an önce ele geçirmek olacak. Başkent düşünce biraz zayıflayabilirler. Gerçi işte hem ordusu hem hava kuvvetleri çok güçlü. Şurayı hallederiz. Ama bir türlü çıkartma yapamadık. Diğerleri de gelecekler şimdi. Evet. Güzel. Buraya çıkarma yaptık. Şimdi arkadaşlar burada hızlıca Washington'a saldıracağız. Tank birliği de burayı da ele geçirelim. Şöyle çevrelemeye çalışacağız. Evet, burada da çıkarma yaptık. Şimdi buradaki Marine birlikleriyle Philadelphia'ya saldıralım. Şunlarla Baltimore'a saldıralım. Motorized birliklerle. Tankla da buraya kadar gelelim. Bu buraya bir gelsin. Hatta buradakilerde de şöyle yapalım arkadaşlar. Bu buraya gelsin. Bu buraya gelsin. Böyle dağıtalım. Evet, bu da mı çıktı? Şöyle yapacağız bunu da arkadaşlar. Şöyle durduralım. Bununla yine buraya saldıralım. Tankla da tanklarla da şöyle aşağı doğru bir hareket yapalım. Bununla saldıralım. Bununla da tankla da buraya getirelim. Evet. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu tankla ben şöyle yardıracağım. Gidebildiğim kadar gideyim. Hızlı bir şekilde buradaki limanları genişleteceğiz. Daha doğrusu upgrade edeceğiz. Hemen limanı şimdi burayı bir arttıralım. Burayı da arttıralım. Bunları en üste çekeceğiz. Böylelikle supply'da sıkıntı çekmemeye çalışalım. Burada arkadaşlar hızlı bir şekilde oraya buraya her yere bir dağılalım. Bu arada şeyimiz de iyi durumda gibi. Buraya da saldıralım. Evet, bayağı bir yeri ele geçirdik ama hiç durumumuz stabil değil. Yani Washington'ı da alamadık. New York'ta düşmek üzere galiba. Şöyle arkadaşlar alın şunları da. Heh, 96 diyor. Güzel. Dikkat ederseniz biraz ordumuz dağınık durumda ve hani böyle bir saldırı savunma emirleri vermiyorum. Çünkü emin olamıyorum. Şu Washington düşene kadar
Ama New York'u da düşürürsek artık biraz toparlayacağız. Hadi artık düş ya. Heh, güzel düştü galiba. Tamam. Bu iş bu kadar arkadaşlasın. Uçakları getirmiştik değil mi buraya? Nerede benim havaalanım? Şurada mı? Yok şurada. Tamam. Onu geç. Hatta buraya da Jet Fighter var mı? Evet, 400 tane diyor. Okey diyelim. Bu arkadaşı da böyle seçelim. Tamam. Hızlı bir şekilde ele geçirmemiz lazım yerleri. Çünkü bunlar üretmeye devam ediyorlar asker. Aynı zamanda da supply'ımız da sıkıntılı. O yüzden ne kadar fazla yer ele geçirirsek o kadar iyi bizim için başta. Zaten şimdi ordumuz da geliyor. Şu görüyorsunuz. Onunla da ayrı bir saldırı yapacağız. Geldi mi şimdi? Nerede? Ha. Arkadaşlar buna da diyeceğiz ki sen de gel bakalım. Hatta bunu birini verelim. Verebiliyor muyuz? Varmış. Evet, verelim. 24 diyor. Önemli değil. Buna da diyelim ki frontline şurası olsun. Daha şöyle olsun. Tamam mı? Buna da diyelim ki sen de bir Spearhead yapacağız buna. Spearhead arkadaşlar şey işine yarıyor. Yani ne diyeyim? Saldırdıkları yeri korumuyor daha çok da hedefe doğru ulaşmak için aslında birlikleri öne doğru topluyor. Böyle bir Spearhead başlatsın bu da. Güzel. Hızlı bir şekilde ilerliyor. Burada ne durumda? Burada tabii başını bile kaldıramıyorlar. Çünkü neden? Sürekli saldırıyorum. Güzel. Devam etsin bunlar. Bunu yapmaya devam edelim. Kanada'ya doğru da ilerliyoruz bu arada. Bu başkenti de alabilirsek bizim için iyi olur. Evet, güzel. Çok dayanamadılar gördüğünüz gibi. Hallediyoruz burayı. Yalnız Washington'ı alamadık. Burada yeni military faktörler var. Diyeceğiz ki sen de ne yap biliyor musun? Sen şöyle gel. Senin görevin de buraya ele geçirmek olsun. Şöyle burayı sarı oldu. 12 tane olunca az oldu tabii. Evet. Şöyle yapalım. Pardon. Buna diyelim ki sen offensive line artık buraları ele geçir. Tamam mı? Sen başla. Bunlara diyeceğiz ki sen hatta Meksika'ya doğru ilerlesek hiç fena olmaz. Spearhead desem, offensive line diyelim. Şöyle Meksika'yı ele geçirmeye çalışalım o zaman. Tamam mı? Evet, devam. Ama yani gördüğünüz gibi hala da burada bir kademe bile ilerleyemedik. Burada çok fazla ordusu var Amerika'nın, anlaşılan. Amerika'nın büyük bir kısmını aslında işgal ettik. Ama tabii daha var işgal edeceğimiz yerler ve Meksika var. Artık Amerika ile devirdikten sonra savaşın biteceğini de umuyorum bu arada. Bir bakalım şöyle. Gerçi daha %50 diyor ya. Şöyle büyük şeyleri bir seçelim. Nereden yapıyorduk? Şurada. Miners'ı çıkartalım. Capitulated'leri çıkartalım. 4 tane şey var diyor. Brezilya Republic, Avustralya, Kanada, United States. Durup da birazcık dinlensek mi diyeceğim ama duramayız da yani. Durursak sıkıntı var çünkü. Hiç bana mısın demiyorlar ya. Arkadaşlar buradaki şeyi sileceğim. Evet, buradakileri siliyorum. Sadece şu şey kalsın. Evet, bunlar kalsın sadece. Diğerlerini sildim. Şimdi hepsi bunların yerlerine gidiyorlar. Gitsinler bakalım.
Evet tabii onlar gidince bunlarla birazcık yayılsınlar. Önemli değil. Azıcık yayılsın sonra tekrar saldıracağım çünkü. Buraya geldik bile. Güzel. Belki düşer şimdi Meksika. Meksika düşerse buradaki orduları alıp buraya geleceğiz arkadaşlar. Hadi artık düş ya. Heh, süper. Süper süper süper. Bunu da bir alalım şöyle. O da düş. Evet, şu San Francisco'yu da arkadaşlar ele geçirelim. O da burayı ele geçirsin. Ha, buraları halledelim. Büyük yerleri en azından ele geçirelim de. Bu nereden geldi ya? Dur neyse. Çok önemli değil bu. Arkadaşlar gelsenize ne bekliyorsunuz? Bu arkadaşları yani illa benim mi saldırtmam lazım size yani? Ne bu? Anlamadım. Kalsın. Bunlar artık iyice az kaldılar. Ama çok uzaktılar ya. Hah. Evet arkadaşlar. Amerika'da artık capitulated oldu. Sıra şimdi Kanada'da. Artık şimdi devam ediyoruz. Tabii Amerika düştü ama ne yazık ki savaş bitmedi. Çünkü daha ele geçirmemiz gereken Allies'a ait devletler var, ülkeler var. Şimdi onları tek tek yok etmeye çalışacağız. Sen buraya gel diyelim. Bunlar gelsin. Sonra şuradaki arkadaşları, evet, bunu da Kanada'ya alalım. Arkadaşlar, Kanada'yı şöyle buralarını ele geçirelim. Hatta buna da diyelim ki offensive line şöyle şöyle ilerlesinler bunlar. Tamam. Bunu arkadaşlar şimdi Avustralya'ya çıkarma yapacağız. Avustralya'yı nereden yaparız? Şimdi buralardan çıkarma yapınca burası biraz supply açısından biraz sıkıntılı. O yüzden direkt başkentlerini ele geçirmeye çalışacağız burayı ve çabucak düşürmeye çalışacağız. O yüzden buradan çıkarma yapacağız. Ona şöyle diyelim. 1, 2 ve 3. Buraları bunun şey ele geçirmemiz lazım. Bir de şu iki taraf kalıyor. Onlara da geri kalanlara görev verelim. Şöyle yapacağız. Bunları geç. Evet, buna diyelim ki şimdi gelebilmeleri lazım. Evet, bu kere de bunları verdik. Tamam, güzel. Ben şuralara artık savaş açayım. Savaş açmak için Just Spy Warble diyelim. Evet, 25 gün diyor. Güzel. Hatta ondan sonrakine de açmaya çalışayım. Ona kaç gün diyecek bakalım. 110 gün, tamam. Evet, Meksika'da durum ne? İlerliyoruz. Bunlar saldırıyor mu? Evet, saldırıyor. Kanada capitulated. Çok güzel. Hemen bakalım arkadaşlar. Kanada'nın işi bitti. Şimdi atabilir miyim peki invasion hazırlıklarına? Başlayabilirim sanırım. Evet, buna diyelim ki şuralara geleceksin. 1, 2, 3. Tamam. Devam. Arkadaşlar hızlı bir şekilde şöyle şuraları aldık mı aslında zaten Avustralya'nın yani düşmesi lazım. Şu kıyıları aldık mı? Burada çünkü çok az şeyleri var. Victory pointleri falan az. Burada fazla ama. Heh, geldik mi? Evet, güzel. Bu da tabii ki agresif olacak. Ha, agresifmiş zaten. Buna diyeceğiz ki offensive line hızlı bir şekilde şuraları al. Tamam. Evet. Önce buraları alsın. Sonra bu limanın şeyini arttırdım diyeceğim ama zaten yüksek herhalde bu. 6'ymış. Gerek yok o zaman arttırmaya. Burada infrastructure değildir. Bakın birdenbire zaten yeşil olduk. Burada çünkü gelişmiş burada infrastructure. Bu da gelsin. Sonra buna da diyelim ki buraya gelelim. Evet, burada zaten artık İpin ucu kopmuş. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şöyle yapalım. Yeni bir görev verelim bunlara. Yeni bir görev.
Burada da diyelim ki şöyle buradaki başkenti al. Tamam. Evet. Başlasın arkadaşlar. Çıkartma için hazırlıklara başlayalım. Bunu da nereye çıkartalım? Tabii ki buraya. Yoksa şuraya mı? Buraya çıkartma yapalım. Şöyle. 1, 2, 3. Buraları çıkarma yapsın. Evet. Burada işler biraz kötüye gidiyor gibi görünüyor. Buraları ele geçirdik ama başkentlerini alamadık, değil mi? Şurayı da düşürsek aslında Avustralya düşecek ama İtalyanlar çıkarma yapmış. Şöyle yapalım o zaman. Tamam arkadaşlar, bunu girebilecek durumdayım. Hayır. Bu da hayır. Arkadaşlar boş verin çıkarmayı o zaman. Madem öyle, direkt gelsin şu. Tamam mı? İtalyanlara yardımcı olalım artık. Brezilya'nın ele geçirilmesi için. Hatta buradakileri de artık çıkarma yapmayalım. Bunlar da gelsin. Avustralya capitulated. Çok güzel. Onu da hallettik. Geliyor mu? Bu niye gelemiyor? Allah Allah. Neyse bu gelsin bakalım. Belki bununla da yeter. Ele geçiririz. Sonra getiririz yerlerini. Burada ilerleyemedik mi bu arada? Biraz zor ilerliyoruz. Hay Allah. Şimdi Avustralya capitulated diyor. Güzel. Avustralya'yı hallettik. Bakalım sen şimdi. Buna diyeceğiz ki sen şöyle gel. Sonra diyeceğiz ki spearhead yapacağız. Bu da şöyle aşağı doğru Rio de Janeiro'ya doğru inleyeceğiz. Tamam. Buradayız. Şu bir bakalım haritaya, dünya haritasına. Gördüğünüz gibi Axis her yerde. Şunlar ne? Ha, bunlar da kalmış. Bunlar da İngilizlerin galiba. Hala istiyor. Bu ne? Ha, Axis burayı da çıkarma yapmış. Güzel arkadaşlar. Onlar da oraları temizlesinler. Güzel. Biz de şimdi Brezilya'yı bitirince artık bu işte bitecek diye düşünüyorum. Geldik. Ve düştü galiba. Evet düştü. Bakayım şimdi. Evet yarısı gitmiş. Buraya da Offensive Line diyelim. Şöyle buraları alsınlar. Savaşa ne kadar yardımcı olduysak ona göre zaten seçebiliyoruz. Bizde zaten bayağı üstün devlet. Ah, bu arada bitmek üzere galiba. %100 diyor. Bitti mi? Evet. Bu ne kapitalist? Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tabi burada save edemiyorum. Bunları da seçimli yapacağız. Savaşı tamamladık. İkinci Dünya Savaşı tamamlandı diye düşünüyorum. Artık bitti. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Yani bayağı uğraştık ama tabi. Amerika özellikle uğraştırdı. O Almanya'da sürekli İngiltere'nin ele geçirmesi bayağı zordu. Her aşamada Rusya, her aşamada büyük sıkıntı çektik. Ama şimdi savaşı tamamladık. Evet, bitti arkadaşlar. Tamam diyelim. Bunu da. Evet. Osmanlı İmparatorluğunu artık tamamladık. Artık İkinci Dünya Savaşı'nı da kazandık ve bundan sonra dünyanın hakimi aslında Türkiye yaptık. Yani Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tabii ki yaptık diyebiliriz. Evet arkadaşlar şöyle bir continue diyelim. Bir bakalım son duruma. Gördüğünüz gibi Osmanlı İmparatorluğu, bunları da bir kapatalım. Baştan sona tüm dünyada, yani hani Güneş Batmayan İmparatorluk İngiltere deniyordu. Artık Güneş Batmayan İmparatorluk biz olduk. Hatta yani koloniler veyahut da hani ele geçirilen papıt devletler olarak değil, tamamında aslında biz hüküm sürüyoruz.
Evet. Evet arkadaşlar, böylelikle bir serinin daha sonuna geldik. İzleyenlere, destek olanlara, hani yeni bölümleri böyle merakla bekleyen arkadaşlara hepsine teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Yeni seriler için de önerileriniz olabilir. Sadece Hearts of Iron değil, başka oyunlar için de önerileriniz olabilir. Hani onlara başlayabiliriz. Onları da yazabilirsiniz mesajlarda. Hani değerlendiririz. Tekrar teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir seride artık yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.